Kamuoyunun bir süredir gündemindeki mesele Çeymenlerin kılıçlı yemini. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları olayın her yönüyle incelendiğini söyledi. Ayrıntıları alacağız. Özden Erkuş karşımızda. Özden. Ahmet, inceleme yapılıyor ama bu inceleme bir disiplin soruşturmasına evrilecek mi? Şu anda devam eden o ön incelemenin ardından ulaşılacak tespitler doğrultusunda bu yönde bir karar verilecek ama Milli Savunma Bakanlığı kaynakları çok tartışılan o kılıçlı yemin görüntüleri sonrasında en kapsamlı değerlendirmeyi bugün yaptılar. Hemen o bilgileri paylaşalım. Öncelikle söz konusu görüntülerin özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparıldığını belirtiyor bakanlık kaynakları ve bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılıyor. Gerçeklikten kopuk, kısır tartışmalar oluşturuluyor bu şekilde ifadesini kullandılar. Şunun altını çizdi bakanlık kaynakları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır ifadesini kullandılar. Ardından da eklediler. Bahse konu olay da her yönüyle inceleniyor. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali ya da sorumluluğu olan bir personel tespit edilirse onlarla ilgili de gerekli işlemlerin yapılacağı bilgisini paylaştı bakanlık kaynakları. Kamuoyu bu konuda müşteri olsun dedi kaynaklar ve bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar edilmemelidir uyarısında da bulundular. Tabii bu görüntüler paylaşıldıktan sonra, ortaya çıktıktan sonra özellikle sosyal medyada bazı kullanıcılar hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem personeli hem de bu görüntülerde yer alan teğmenlere dönük bazı paylaşımlarda bulundular. O paylaşımlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, personelini yıpratmaya, küçük düşürmeye, itibarsızlaşmaya çalıştığı tespit edilen bazı kullanıcılar var. Hakarette bulunan, küfür, iftira ve tehditte bulunan bazı kullanıcılar. İşte bunlar tek tek tespit edildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından ve bu kişilerle ilgili suç duyurusunda da bulunulduğunu açıkladı Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ve şu uyarı ve cümle önemli. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milli, manevi, mesleki değerleri bir bütündür. Ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir ifadesini kullandı. Sonrasında da harp okullarından mezun olan teğmenlerde askerlik mesleğinin özü olan disiplinle milli, manevi ve mesleki değerlerden asla taviz vermeden en zor koşullarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmeye devam edeceklerdir mesajını da paylaştı bakanlık kaynakları ve son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri anayasaya ve kanunlara bağlı olarak milli ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılaplarıyla aklın ve bilimin rehberliğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın direktifleriyle amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde görevinin başındadır kalıbını bir kez daha tekrar etti Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Çok tartışılan o yemin görüntülerine ilişkin bakanlıktan yapılan en kapsamlı değerlendirme de bu şekildeydi.